Makinen orada. Evet, bugün burada İzlintin'de TÜSÜ Öğrenci Derneği'nin bayram kahvaltısındayız. Şu anda yanımızda Hüseyin Bey, TÜSÜ Derneği'nin başkanı. İyi bayramlar dileriz şimdiden size. Önce TÜSÜ hakkında biraz bilgi verir misiniz? Ne zaman kuruldu bu öğrenci derneği? TÜSÜ 2014 Mayıs ayında kuruldu. Kuruluşunda, kuruluş amaçlarından daha doğrusu, Birleşik Krallık'ta yaşayan 4000'e yakın öğrenci arkadaşımız var. Bu öğrenci arkadaşlarımızın öğrenim gördüğü üniversitelerde Turkish Society'ler var. Kuruluşundan önce bu Turkish Society'lerle itibata geçirip onların görüşme fikirlerini aldık. Daha sonra da yönetimini seçip aktif halinde çalışmalarına başlamıştık. Kuruluş amaçlarından bir tanesi bu yaklaşık 4000 öğrenci arkadaşım. Şu anda Network'te üye mi öğrenci? 4000 evet, öğrenci şu an size. Grubumuzda 3200 arkadaşımız var. Bu gitgide de artıyor. Bu öğrenci arkadaşlar sadece Türkiye'den mi, buradan mı, karışık Türkiye'den falan? Türkiye'den gelen MEP'li burslu öğrenci arkadaşlarımız var. Bunların yanı sıra Almanya, Belçika'dan, Erasmus'tan gelenler var. Bir de burada doğup büyüyenlerle beraber 4000'i yakalıyor. Yani İngiltere'nin değişik üniversitelerinde öğrenim görüyor evet, arkadaşlar. Yani bunların içinde İskoçya, İrlanda, Galler dahil, Birleşik Krallık ismi zaten oradan geliyor. Sadece İngiltere değil. 43 farklı üniversitede Turkish Society'ler var. Onlarla beraber bağlantı içinde olup faaliyetler yaparak öğrenci arkadaşlarımız kariyerlerine yönelik gelişimlerini sağlayacak etkinlikler yapabilen, onların ortak sorunlarına giderebilen ve en önemlisi de ülkemizi burada en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlayan bir birlik olarak faaliyetler içindeyiz. Şu ana kadar ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz öğrenci aktivitelerinde? Geçtiğimiz dönem yaptığımız etkinlikler farklı birimler adı altında yaptığımız etkinlikler oldu. Hukuk birimi adı altında Ankara Anlaşması kariyer semineri yaptık. Sağlık biriminde otizm farkındalık etkinliği, hipnoterapi etkinliği düzenledik. Halkla ilişkiler birimi olarak Türkiye'den yeni gelen öğrenci arkadaşlar için kitapçık çıkardık. Kitapçığın içinde Türkiye'den gelmiş öğrenci arkadaşların bir hafta içinde yapması gereken tüm bilgiler mevcut. Kültür sanat birimi olarak geçen yıl Çanakkale gezisi düzenlemiştik. Bu yıl da Karadeniz gezisi düzenledik. Onun yanı sıra futbol turnuvası yaptık. Sosyal sorumluluk birimi olarak da Çocuklar Gülsün adı altındaki vakfa yardım gecesi düzenledik. Bunun gibi diğer birimlerde farklı etkinlikler yaptık. Peki öğrencilerin eğitimleriyle ilgili sorunlarına danışman arkadaşlar var mı, yardımcı olan? Geçen yıl şöyle bir yardımda bulunduk. Geçen yıl MEP'li olan burslu arkadaşlarımızın sorunları vardı. Onları rapor haline getirdik. Geçen yıl Ocak ayında Londra'ya gelen başbakanımıza bu raporu ilettik. Bunun yanı sıra da 2 ay önce Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen heyetle görüşüp Türkiye'den gelen öğrenci arkadaşların sorunlarına yönelik çalışmalar içinde olduğumuzu kendilerine beyan ettik. İrtibat halinde olduğumuzu biliyoruz. Bunun yanı sıra da iş ve staj imkanı sağlayacak firmalarla da görüşüyoruz. Evet. Ekonomi birimi olarak. Burada iş bakan ya da staj bakan öğrenci arkadaşları onlara yönlendiriyoruz. Böyle de arkadaşların sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Teşekkürler. Bugün burada bayram kahvaltısındayız. Ne kadar öğrenci arkadaş bekliyorsunuz bugün? Bugün farklı üniversitelerden yaklaşık 50-60 öğrenci arkadaşımızı bekliyoruz. Bu 5. geleneksel bayram kahvaltımız. Evet. Her yıl farklı öğrenci arkadaşları kahvaltı ikram ediyoruz. Buradaki amaç Türkiye'den gelen öğrenci arkadaşlar olsun ve burada doğup büyüyen öğrenci arkadaşlarımız olsun. Bir kültür, bayram kültürümüzü burada yaşatabilmek. Bayramlaşma kültürümüzü birbirimize bayramlaşarak dayanışma içinde olabilmek. Aynı zamanda tabii tanışmak, evet, yakından görüşmek. Network'in açısından da önemli, evet, bir imkan. Efendim teşekkür ederiz. Başarılar, evet, devam dileriz. Teşekkürler.
istiyorum. Gelin sayın lütfen.